Her gün bir sürü şeyi çöpe atıyoruz. Bunun yüzyıllardır yapıldığını düşünürsek, bu objelerin zamanla toprak altında kalmaya başladıklarını söyleyebiliriz. Daha eski olan objeler daha derinde bulunurlar ve arkeolojik bir alandan bahsederken de aslında kastettiğimiz şey budur. Bugün yaşadığınız yerde etrafınıza baktığınızda da bilirsiniz ki, gördüğünüz objeler, hoşunuza giden ya da gitmeyen şeyler veya hayatınızı nasıl yaşadığınız gibi konularda bir fikir verebilir. Sonuçta geçmişte yaşamış olan insanları artık sorgulayamayacağımız için geçmiş hakkında bilgi alabilmek adına objelere başvururuz. Bu yüzden arkeoloji insanlığın deneyimleriyle ilgili pek çok hikaye anlatabilir. Her şeyi katmanlı olarak düşünmek ve değerlendirmek çok önemli. Arkeolojide her şey katmanlar halinde bulunur ve arkeolojik stratigrafi de üst üste gelme kuralına dayanır. Üst üste gelme kuralı adından da anlaşılacağı gibi en eski objelerin en altta, en yeni objelerin de yeryüzüne en yakın katmanda yer alması anlamına gelmektedir. Buna bağlı olarak arkeologlar objeyi buldukları derinliği kayıt altına alırlar. Ayrıca o objenin yanında başka hangi objelerin bulunduğu ve topraktan alınan diğer bilgiler de son derece önemlidir. Aslına bakarsanız arkeologların yaptığı işi en sevdiğiniz kitabı sondan başa okumak gibi düşünebilirsiniz. O bölgedeki insan aktivitelerini ya da aktivite olmayışını belgeleyerek ve buldukları parçaları birleştirerek bir hikayeyi sondan başa doğru okurcasına arkeolojik alanları okuduklarını söyleyebiliriz. Bir arkeolojik alan bilgi açısından son derece zengindir. Bir alana gidip sadece en değerli ve en güzel objeleri gün ışığına çıkarırsak ve günlük hayatın döküntüleri olarak tanımlayabileceğimiz objeleri bir kenara bırakırsak bir kültür hakkında öğrenebileceklerimizin büyük bir kısmını kaybetmiş oluruz. 21. yüzyıl arkeologları sadece objelerin keşfi ve korunması ile değil, beraberindeki objelerin ya da bulundukları ortamın korunmasıyla ile de ilgilendikleri bir noktaya ulaştılar. Bir de arkeolojik alanların yağmalanması konusu var. Arkeolojik alanlar yağmalandığında maalesef çok fazla veri kaybediyoruz. Dünyanın fakir bölgelerinde yaşayan insanlar buldukları objeleri yiyecek alabilmek ve hayatlarını sürdürebilmek için kullanıyorlar. Genellikle objeleri toplayanlar suçlu görülseler de aslında bu talebi yaratanlar da yani bu objeleri almak isteyen koleksiyoncu ya da diğer insanlar da suça aynı derecede ortak görünüyor. Bugün arkeolojik alanlarda görülen yağmacılık faaliyetleri arkeolojiden tamamen farklı gerekçelere sahip. Arkeolojik kazılar yavaş ve meşakkatli olurken yağmacılık arkeolojik eser kaçakçıları için son derece hızlı bir yöntem. Ama ne yazık ki yağmacılık objelerin arkeolojik bağlamlarında geri dönülemez hasarlara yol açıyor. Objeler bir yana, toprağın yapısı da arkeolojik açıdan çok önemli bilgiler içerebilecekken, yağmacılık sırasında bozulması bu bilginin de sonsuza kadar kaybolması anlamına geliyor. Peki toprak yapısından neler öğrenebiliriz? Eskiye göre topraktan çok fazla bilgi edinebiliyoruz. İnsan kalıntılarındaki minerallere bakarak o dönemdeki beslenmenin nasıl olduğunu bile anlamak artık mümkün. Bahçe arkeolojisiyle insanların sadece ne yediklerini değil evlerini nasıl dekore ettiklerini de anlayabiliyoruz. Bu da bir objeyi çevreleyen diğer öğelerin önemini bir kere daha ortaya koyuyor. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer koleksiyoncuların önem verdikleri objelere odaklanırsak çok fazla bilgi kaybederiz. Aslında zaten sadece objeye odaklanmak demek hikayenin tamamını anlayamamamız anlamına gelir. Arkeologlar bugün arkeolojik alanları kayıt altına alabilmek için pek çok farklı araca sahipler bilgisayar destekli teknoloji buluntuların daha doğru olmasını sağlamanın yanı sıra daha fazla bilgiye ulaşmamızı da kolaylaştırarak arkeoloji biliminde çığır açtı. Öyle ki bugün topladığımız verileri gelecekteki arkeologların bile incelemeye devam edeceklerini düşünüyoruz. Ya da mesela fotogrametri kullanılarak objeler üç boyutlu bir biçimde yeniden oluşturulabiliyor. Bu görseller daha sonra kazı esnasında orada olmayan birinin o objenin ya da objelerin bir arada nasıl göründükleri hakkında fikir sahibi olmasını sağlıyor. Artık havaya da çıkabiliyoruz. Dronlar ve robotlar yardımıyla havadan çekilen görüntüler insanların yaşantılarına dair daha fazla bilgi edinmemizi sağlarken, bölgedeki buluntuların yakın çevrelerindeki insan aktiviteleriyle nasıl bir ilişki içinde olduğunu da anlamamıza yardımcı oluyor. Böylece sadece tek bir kazı alanına odaklanmak yerine birden fazla kazı alanını aynı anda değerlendirebiliyoruz. Arkeoloji geçmişi katmanlarına ayırdığı için bir anlamda yıkıcı bir bilim olarak da görülebilir. Ayrıca arkeoloji tekrarı olmayan bir deneydir diye bir söylem de vardır. Çünkü sonuçta bir alan katmanlara ayrıldığında onu yeniden bir araya getirmek mümkün değildir. Düzgün yapılan bir arkeoloji çalışması oldukça yavaş şekilde ilerler. Bu da arkeolojinin özellikle de Hollywood'da gösterilen versiyonlarla kıyaslandığında son derece sıkıcı olması demek oluyor. Ancak alanın yavaş ve metodik bir şekilde kayıt altına alınması aslında arkeolojik yöntemin belki de en önemli parçasıdır. Esasında her kazı alanının hikayenin sadece bir kısmını anlattığını unutmamalıyız. İster antik ister günümüze yakın bir geçmişi olsun her arkeolojik alan her zaman eksik olacağı için arkeolojik kayıtlarımızda da her zaman boşluklar bulunacaktır arkeolojik alanların 2800 parçasını kaybettiğiniz 5000 parçalık bir puzzle olduğunu düşünebilirsiniz. Hatta bir de üstüne kutunun üzerindeki puzzle'ın bittiğinde neye benzeyeceğini gösteren resmin de yıpranmış olduğunu hayal edin. Dolayısıyla bağlamsal yorumlama sayesinde bugüne kadar elde edilen bilgileri kullanarak aradaki kayıp parçaları tamamlamaya çalışıyoruz. Buna rağmen doğrusu o bölge hakkında hiçbir zaman yüzde yüzlük bir bilgiye ulaşamayacak olmamız da işin üzücü kısmı. Ancak tabii ki çok yaklaşabiliriz. İşte bizler de bu yüzden o ortamları korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyor ve arkeolojik alanların yağmacılık sonucu zarar görmemesi için çalışıyoruz. İnsanları arkeolojinin insanlığın hikayesini anlattığı konusunda bilgilendirmeye ve yüreklendirmeye çalışıyoruz. Ve bu esnada elde edeceğimiz en ufak bir bilginin bile bize ne kadar faydalı olacağını biliyoruz ve bunu da paylaşıyoruz. Az önce de söylediğim gibi yalnızca hoşumuza giden objelere odaklanırsak insanlığın geçmişiyle ilgili anlatabileceğimiz hikaye hiçbir zaman tamamlanmamış olacaktır. Hepimiz farkında olmalıyız ki arkeolojik eser kaçakçılarının pazarını destekleyen yağmacılık, kolektif geçmişimizin parçalarını geri dönüşü olmayacak bir biçimde ortadan kaldırıyor.